Şu kostüme Aa bayılıyorum pardon. ya. Ana harbi niye inikler gözüküyor lan? Esnek diye mi acaba? Olabilir. Sağ tarafa ne girsem ya? Azim. Hiç uğraşmıyoruz. Tıklıyoruz senpai'mize. Holy Phoenix'in rününü bize yapıyor abi. Bu kadar basit. Abi Lulu aldılar. Tam problem yok ya. Şey al, Nami falan alabilirsin. Denemek istediğimiz şey Lulu ile alakasız bir şey. Bu arada Kog'Maw Vayne'i yeniyor. Şimdi ne deniyoruz? Şöyle bir şey var arkadaşlar bu Kog'Maw'da şu an. Kog'Maw, Vayne, Kalista. Mesela bu şampiyonlar mitik eşya olarak almasa da olur değil mi? Doğru muyuz? Yani tabii ki alınca okey, yani atıyorum mesela Vayne'e gidip Kraken işte Kalkanya'yı falan alabiliyorsunuz. Ama mesela alınmadığı dönemlerde oluyor. Ne bileyim, mahvolmuş Guin Sol'a eşya dizilimi gibi. Bu eşya dizilimine tank eşyasını alıyorsunuz. Bu yeni çıkan. 3000-3500 canınız oluyor ve hayvan gibi hasar vuruyorsunuz. Ya o yüzden bence bayağı garip bir olay var. Onu denemek istiyorum. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrarlıyorum. Şu an Kog'Maw'da denemeye çalıştığımız şey, ne kadar öldüğümüz, ne kadar ne yaptığımız önemli değil. Ben size bozuk bir eşya var oyunda şu an. Özellikle tank eşyası olarak. Mesela şu an rakipte tank yok. Bizim takımda da yok. Bu aslında meta'nın Türkiye sunucusunda anlaşılmadığı ya da düşük yerde anlaşılmadığı ile alakalı diyebilirim. Bir de tanklara şey düşünüyor insanlar. İşte ne bileyim, ne denir ona? İşte tank kasacağım ama tankla nasıl taşıyacağım? Abi Titan 2 Drake'i çekiyorsun tank şampiyona. Titan 2 Drake'le hayvan gibi vuruyor. Tamam, mahvolmuş alacağız ilk item. Guinsoo'yu alacak mısın abi ikinci? Bakacağız ona duruma göre. Bu arada Kog'Maw Vayne'e karşı bayağı güçlü arkadaşlar. Hani Kog'Maw'un koridor aşamasını küçümseyen çok fazla insan var. Ama gerçekten koridorda W'sundan kaynaklı bayağı güçlü olduğu durumlar var. Vuramadık adamları, anlaki oldu. Bir tane patlattık. Sen ward atmaya git istiyorsan Bezirci. Ward'u buraya attım abi. He tamam. Burayı itelim. Rengar gelemez ya bence. Gelirse Yani hallederiz. bu wave'e gank bence de atamaz ama belli olmaz bu adamlara. Bu arada arkadaşlar, ben genelde iyi farm yaptığım için ben AD carry mekaniklerim biraz iyi olsa iyi AD carry oynayacağımı düşünüyorum hep. Katılanlar var mı bu konuda? Genelde farm odaklı oynadığım için E'ye vermeyeceğim. Tamam, bu wave'i alalım üstümüze. Ortada dursun, zaten adamları dövüyoruz şu an. Bekleyelim. Ben şimdi şuraya bir totem atayım. Şuraya atacağım. Vezir, sen çalıya gir istiyorsan. Tamam. Adam direkt trolledi mesela şu an. Yıl. Şu Tamam. anlık yok abi. Bir canı kaldı bunun. Mesela Yılın adamlar 4 şeyi saniye. sanıyor. Ne denir ona? Mesela Kog'Maw falan yenebileceklerini falan sanıyorlar. Ben mesela hayaletle oynuyorum. Ona rağmen yendik adamları. Adamlar kötü oynadı, orası ayrı konu da. Bunu alalım ya bir tane. Sen tek al abi. Vayne benim base'imi bozmaya gelebilir. Ben Koreli base'i attım. Şu an inanılmaz güçlüyüz. Herhangi bir şekilde fightlamazlar. Sadece Rengar'ı bilip şey yapacağız. Hatta hayaleti basıp bile öldürebilirim adamları. Abi direkt ayakkabı bittim ya. Kötü olur mu sence? Yo, kötü değil, kötü değil. İtemleri neden aldığını da söyler misin? Tamam. Şimdi arkadaşlar, olay şu. Mahvolmuş kralın kılıcını alıyoruz. Zaten biliyorsunuz bu item çok güçlü. Karşıya o kadar güçlü değil. Çünkü karşıda tank yok dediğim gibi. Ama bunu hani şu an burada çok düşünmeyin. Çünkü biraz düşük elo'da oynuyoruz. O kadar yüksek elo değil. Gold plat falandır. Mahvolmuş şu an metada bayağı yeri var. Çünkü tanklar çok güçlü. Onun dışında Guinsoo, bir de şunu alacağız. Çelik yürek. Zaten Kog'Maw'a Randuin falan alındığını hepiniz biliyorsunuz. Hani hatta Kalista'ya falan da alınıyor biliyorsunuz. Hatta Kalista'da Randuin muhabbeti olmuştu TR'de. Holy Phoenix ile Noel Dayı arasında. Hatırlıyorsunuzdur. Bayağı şeyleri oldu yani. O yüzden bu şampiyonların hasarı eşyaları olmadan da olabiliyor. Değerli bir olay. Tank olmanız. Şimdi Rengar bot side'a doğru gelmiş olabilir Bezirci. Evet. O yüzden şu tarafa yakın oynayalım. Adam şey yapabilir. Q'su yok şeyin. Lulu'nun. Tamam, güzel. Yo, burada burada. Adam E attı lan. Ah. Çok iyi flash. Abi ya, böyle bir bait mi var ya? Aha, Öldürteceğim seni güzel. ana. Neyse. Bu arada ben Rengar geliyor diye Rengar'a flash atmadım. Adamı öldürmek için flash attım. Adam oradaymış. Fena güzel denk geldi. Çok iyi oldu ama abi baksana. Rengar da öldü, flash'ı da gitti. Şu an abi Rengar gelse bile 3v2 atarız.
dümdüz önde duralım. Tamamdır. Bu arada bakın tekrar söylüyorum. Kog'Maw koridor aşamasında eski Kog'Maw'la yeni Kog'Maw arasında hiçbir fark yok. Bizim olayımız ikinci eşyadan sonra başlayacak. Onu da söylüyorum yani. Abi birazdan 6 olacağım. Ulti basabilirim direkt. Önde oynuyorum. 1 milyon 6'yım. Gitme gitme. Bu arada bak az önce mesela arkadaşlar biz Rengar'ın burada olduğunu biliyorduk ya mesela. Normalde %100 böyle çok ciddi bir maç olsa çok defansif oynarız. Bizim jungle'ımızda topside'da adamın girer falan çok şey kazanırız. Ama biraz tekli dereceli olduğu için bildiğin şeyleri bile bazen yapmayabiliyorsun yani umursamayıp. Ejder alıyorlar galiba. Alsınlar ya. Çok dert değil bence. Evelyn yok zaten burada. Abi o itemi aldığımda ne kadar saçma bir şeye dönüştüğünü göreceksiniz ya şampiyonun. Oy. Bu arada Kled oyunu biliyor bayağı. Mesela arkadaşlar bak. Kled'i tanımam etmem. Adamı hayatımda ilk defa görüyorum ama. Mesela adamın şu attığı rotasyon. Adamların oyununu öyle bir bitiriyor ki. Anlatamam size ya. Koreli Base'i Vol 2. 3. İkisi var abi. Ne kadar çok şey kazanıyoruz öyle Base attığımızda. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Arkadaşlar. Şimdi bak buradan sonra olaylar başlıyor. Şimdi Kog'Maw'la mahvolmuş kralın kılıcını aldıktan sonra hasar konusunda bir problem yaşar mıyız chat'im? Siz söyleyin önce bir. Tamam yaşamayız. Genelde yaşamayız. Yaşarız diyenler büyük ihtimal oyunu çok iyi bilmiyorlardır. Neyse yaşamayız. E şimdi biz ne yapacağız? Tank alacağız. Bak hop hop bayıldı. Adamın yapabileceği hiçbir şey yok. Bir de Nami'den ekstra hasar geliyor şu an. Abi abi abi. Ah fightlayamaz mıydık? Valla W'm yok diye gidalmadım ya. Geliyor W'm. Tamam evimizde. E verdim sana. Tuttum. Canladım seni. Beni canladım. Bir de bu arada benden daha iyi Kog'Maw oynayan chatte insan vardır diye düşünüyorum. İyi dikirmeyinler. Ben o kadar iyi de Kog'Maw oynayan birisi değilim yani. Ne yapıyor Evelyn? Sıfır bıraktım mana mouse klavye. Güzel. Helal. Rengar ulti yok bence devam. Tamam bunu aldık ya. Gayet güzel. Manam çok az haberin olsun. Tamam. Aha. Öl gel gel halledeceğiz. Flash at. O ne lan niye öldüm? Neye öldüm? Çarp sanırım. Çarp mı attı? Çelik, yürek. Şimdi size soruyorum. Bunu satalım mı? Dursun hadi. Çizmeyi de bitmiyorum bak. Veya dur lan. Şöyle yapalım. Cooldown zaten önemsiz. Şuradan çizmeyi bitelim. Topa gitmemiz lazım bu arada. Tamam. Şimdi 2000 canım var. Daha dakika kaç? 13. 8 levelde 2000 canım var. Bakalım Kled'in kaç canı var. Kled'in canı gerçi biraz garip gözüküyor. 1400 canı var. Asılık sopa alan Heimerdinger'ın canına bakalım. 1600. Gayet iyi. Bu arada bu yaptığımız şey %100 doğrudur diye bir kaide yok. Biz sadece deniyoruz. Haberiniz olsun yani yeni sezon. Sonuçta bir şeyler deneyeceğiz yani. Kalista ile Vayne ile de yani mahvolmuş kralın kılıcı ile iş yapan herhangi bir şampiyona bunu alıp oynayabilirsiniz. Abi ölmeyeceğim. Güzel. Mesela orada Rengo bana atlasa öldüremeyecek büyük ihtimal. Bu levelde mümkün değil öldüremez. Aa. Abi can yok. Ben öldüm ya. Tık. Süper. Aldık itemlerimizi. Ulan kuleyi alsaymışız bitiyormuşum itemi ha galiba. Alayım mı ölme pahasına? Yok yok alma alma. Doran'ı satsak tamam aldım itemi ya. Evet. Kled'e bak abi seni duydu galiba. Ne yok, diyor Kled? Yok gidiyormuş. Ha. Kuleyi almaya gidiyor sandım da. Şimdi bir şampiyonun 700 birim yanındayken 3 saniyenin yoğunlaşarak ona güçlü bir saldırı yaparsın. Bu saldırı ekstra
260 daha hasar veriyor. Mis. Bu bir de tanklar, hani tank olduğu zaman karşıda adam zaten sizin yanınıza yaklaşıyor genelde. Ya adamın amacı zaten yaklaşmak. O yüzden çok kolay yük kasıyorsunuz mesela o konuda. Bu bizi yok eder gibi duruyor. Bir de yanımda Nami var. Lulu olduğunu düşünün. Yani. Abi arkamızda Rengar var. Buraya doğru kayıt. Buraya doğru. Hayır oğlum gel tararım hepsini ya. Ulti bastı Rengar. Gel tanklayacağım ben. Oha. Oy. Oğlum çok OP, yemin ederim çok OP. Bir de şu an hasar konusunda bir tık sıkıntımız var, onu da çözüyorum şimdi. Şimdi onu da çözüyorum. Ben şimdi buhardanlık aldım sana. Büyük bak. Abi. Yazdığına bak adamın. Saçma MQ. O item ne? Hani hasarda sıkıntı olmaz. Şöyle. Şu an bunu da aldıktan sonra hasarda zaten hiçbir sıkıntımız yok. Ama mahvolmuştan sonra o Guinsoo'nun şu eşyasını alana kadar ufak bir sıkıntı yaşıyorsun. Bir de şimdi Bezirci. Efendim. Titanik Haşmetli Hydra alalım mı lan? Alalım alalım. Ana. Bu insan Haşmetli Hydra oluyor zaten. Ana doğru. 2500 canım var benim bu arada. Healing var. Hayaletim gelsin taracağım onları ya. Guinsoo'dan sonra direkt Haşmetli'yi bitince abi kimse öldüremeyecek büyük ihtimal seni ya. Şu an bu şey kötü oldu ya. Kritik eşyasını aldım ya. Oğlum mesela şu an beni öldürmeleri için bayağı uğraşmaları lazım. Yani bilmiyorum. Nasıl bunun çözümü ne? Gerçi biraz fed olduğumuz için de öyle bir şey ortaya çıkıyor ama. Atla Rengo atla. Yok et abi onu. Tek atacaksın şu an vurduğuna. Bir tık geri çıktım, şunu kes. Trollüyor bizimkiler ya. Ev olunca söyle bas. Var var. Tamam at. Can da verdim. Tuttum onu havada. Tamam zaten öldüremez ki beni. W 5 saniye. E var mı? 4 saniye. 3. Tamam. Ne saçma ya. Döndük. Abi şimdi hasar eksik diyorsunuz da kaçırdığınız noktalar var ya. Mesela nasıl anlatabilirim bunu? Runağan alayım mı, Titanik mi direkt? Titanik. Şimdi bak mesela diyorsunuz ya hasar az. Tamam da ben şimdi mesela bu itemi almasam, normal bir eşya alsam, şu Rengar gelip belki 7-24 beni tekleyecek, yanımda Lulu yok, Nami var. Şimdi ben onu azaltıyorum. Tek atmıyorum adamlara ama adamlar beni öldüremediği için sürekli pressure bende. Bir de ben şu an random oynuyorum. Şimdi ben ejderlere oynasam, takım arkadaşlarımla oynasam ne yapabilir ki adamlar bize? Bana yani. Onları düşünmüyorsunuz hiç. Baron da alırız da ejder alalım ya. Şu adamlar ejder almasınlar. Bak mor da yakaladı, full HP'yim mesela. E gelince söyle bana, ben tamam. W basacağım, E ile direkt öldürürüz bir kişi. Arkaya totem atalım. E'yi öyle random atma Vezirci, ben sana söyleyince at. Tamam, 3 saniye. E baya önemli çünkü damage için. Şimdi burada mesela Nami ile adamları yakalamak da zor. Hayaletle oynuyoruz. Normalde Lulu olduğu zaman hız verdiği için Lulu, rakibi yakalamanız çok daha kolay oluyor. 3000 canım var şu an. Adamlar baron alsın ya. Gel biz de mid'e dönelim. 3000 can. Harika. Buradan acil çıkmamız lazım. Var mı? Var. Ama direkt beni öldürüyor ya. Ben de alayım mı bu item'i? Evet, sana atlaması bir tık kötü oluyor.
Bu arada bununla galiba bu boyutla Yumi daha iyi ya galiba. Kog'Maw Yumi evet. Abi bu ne? Heimer'e bak, ne yaptı öyle? Yumi olsan mesela şu an Rengar'ı nasıl öldürecek seni? Öldüremez. Hiçbir imkanı yok. Ona bir Zhonya ile kurtaracağım şimdi. Son item Zhonya gidiyorum. 3-300 oldu can. Şu an bak direkt bezirici. Sen Ghost'u atıyorsun bana. Adamların üstüne dümdüz koşuyorum. Sen ölsen bile ben adamları öldüreceğim büyük bir ihtimalle. Tamam. Sen bana EW at, geri çık yani, öyle söyleyeyim sana. Ölmemek okay. için. Rengar bot da. Ultisi yok sanırım. At E. Verdim. Tuttum oğlum bunu. Polimorfuna sokayım ya. Tamam. O zaman Zhonya'yı bıraktık mı hikayeyle gittik. Ha, direkt kafa atıyorsunuz arkadaşlar. Bir şey yapma ihtimalleri yok. Hasarınız da bu. Hasar konusunda bir problem yaşarım diyorsanız. Abi çok salak ya. Bu ne ya? Koyduk mu base'i? Koyalım. Hayır. Koreli base'ini biz atıyoruz da bezirci zayıf o konuda ya. Şimdi ben büyü direnci mi alsam, armor mu alsam ya? İse bir büyü direnci eşyasını alalım da. Evet, 3700 can arkadaşlar. Şu an mesela normalde adamlarda Rengar çok kasmış olsa, Heimer olmasa mesela gidip Randuin'i de alabilirim. Mümkün değil ölmem o saatten sonra mesela. Ben bir hediye alayım. Rengar'ın yazdığına bak. Efsane bir şey ya. Bir de dakika 20'de mesela bir Sion'un canı kaç olmalı sizce? Dün gördüm. O ne şimdi? Beni nasıl öldürecek oğlum? Abi Allah belan versin, çok saçma. Dün Baos'un dakika 21'de 6k canı vardı. Sion'la. 6k çok fazla ya. Nerf gelmedi bence bu iteme. Oğlum mesela şu an Allah aşkına bana bir söyleyin ya. Mantıklıysa söyleyin. Vay mantıksızsa. Şu an beni nasıl öldürecekler karşıda? Yanımda Nami değil Lulu olduğunu düşünün abi. 4k canım var. Rengar atlayıp tek atacak değil mi? Yanımda Lulu yok ama. Yanımda Lulu var dedim ben. Unutmayın onu ya. Yanımda Lulu yok. Abi bir Solanesh falan denesene. Tek başına. Olur olur. Alıyor mu bakalım. Ben bile buff basmıyorum. Of. O ne? Bu arada ben Randuin alıyorum ya. Ama yok ya, aklın sonunun saldırı hızı da lazım. Sen yanımdayken öldüremezsin. Bu arada bak şu an 274 yük kastık bu itemle. Ama normalde şimdi burada bak şu önemli. 700 birim yakınındayken 3 saniyeliğini yoğunlaşıp atak vuruyorsun. Şimdi karşıdaki çarlara bir bakın. Karşıdaki çarlar bu eşya için çok da iyi değil. Çünkü niye? Fightlar kısa sürecek. Ama karşınızda sallıyorum ormanda Zek, üst koridorda Mundo, Sion falan var ki çok göreceksiniz bunları. Bunlara karşı aldığınızda her türlü bu eşyayı çalıştıracaksınız. Şu an atıyorum bu 270 değil 600 falan olacak, sallıyorum. Abi gelen var şuradan. Basayım mı skill? Ver yeter ya. Geldiler zaten. İçeride Ayn var. Bak böyle tek atamıyor ultisiyle. Sana attığı için. Bana atsa da bilmiyorum, sen varken öldürebilir mi? Büyük ihtimal öldüremez. Q basarım çünkü. Sadece bana at diyor ya. Kafayıymış. Bu ne şimdi? Yani Kog'Maw böyle abi yani. Bu arada boş item diyorsunuz. Kalista'ya falan çok alıyorlar. Kog'Maw alırlar mı? O kadar arasını bilmiyorum dediğim gibi. Ama bayağı tercih ediliyor tanklara falan. Ki Kog'Maw'un tank build'inde de tercih edilir bence. Eskiden bir donmuş balyoz vardı, hatırlar mısın abi? 900 can verirdi. Vayne'lar alırdı hep. Aynen, donmuş balyoz. Aynen onun gibi bir şey.